Değerli izleyenler, Çiftçi TV stand alanında canlı yayınlarımız devam ediyor. Fuarda önemli konukları stand alanımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Yanımızda Bozok Traktör Satış Müdürü İlken Bey var. Üstadım, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle fuarı konuşmak istiyorum. Lansmanlar yapılan ürünler var. Çok merak ediyorum onları ama fuar nasıl geçiyor Bozok Traktör olarak? Ya şöyle, birçok eş dostun standına uğruyorum ama bir önceki seneye nazaran bu sene katılım sayısı olarak bir düşüş gözlemlenmekte. Ama katılımcıya nazaran gene firmaların satışlarında bir memnuniyet olduğunu hissediyorum. Umarım da öyledir diye düşünüyorum. İnşallah. Peki en önemli konuya geleceğim. Bir an önce girmek istiyorum çünkü. Bursa Fuarı'nda geçen sene başladınız, lansmanını yaptık ve Konya Fuarı'nda da noktaladınız. Çok güzel bir Phantom, çok güzel modelle efsane Phantom serisinin lansmanını gerçekleştirdik. Buradan da izleyenlere tekrar duyurmak istiyorum. Bizim canlı yayınımızdan sonra traktör lansmanı programında da detaylarını inceleme fırsatları bulabilecekler. Bunun hakkında bilgiler alabilir miyim? Efsane Phantom serisi hakkında ne ürünümüzü, traktörümüzü daha yakından tanıyalım. Ya şöyle, bizim 3000 serisi diye nitelendirdiğimiz ama halkın diline Phantom serisi diye pelesenk olmuş bir ürünü 4 yıllık meşakkatli, azimli bir uğraşın sonunda tekrar hayata döndürmenin bir projesi aslında Phantom, Bozok Traktör bünyesinde. Bu bizim için gerçekten iddialı bir projenin başlangıcıydı. Siz bu zaten süreci en yakından takip eden medya yayın dostumuzsunuz aslında. Çözüm ortağı demek de bir nebze sizi öyle konumlandırmak güzel bir duygu bizim için. Bursa ile birlikte biz bunun bir nebze Phantom BT Gold Power 3105'in lansman açılışını orada gerçekleştirdik ama Konya Tarım Fuarı'nda 4 segmenti, 4 seriyi de birlikte pozisyon itibariyle lansman açılışını yapıp İşte 3075, 3085, 3095 ve 3105 şeklinde lansman açılışıyla birlikte bunu tüm Türkiye'ye deklare ettik ve duyurusunu yaptık. Genel itibariyle hani bu lansmanın açılışına yani geri dönüşler hangi noktadaydı dediğimiz zaman halktan çok yoğun noktada bir tevezzül aldık. Müthiş bir geri dönüş var. Bayilik noktasında baya bir teklif ve görüşme kat ettiğimiz noktalar var. Artık bundan sonraki süreç bizim için daha ince elip ve sık dokuyacağımız bir süreç olarak devam edecek. Yeniliklere devam ediyorsunuz. Phantom serisini son modele getirdiniz ve muhteşem bir şekilde lansmanını yaptık. Peki daha ileriki zamanlarda bizleri bekleyen sürprizler olacak mı? Bozok ailesi olarak, Bozok Traktör olarak. Ya şöyle, Bozok Traktör Karacabağ bünyesinde Türkiye'nin gelenekselleşmiş ve 50 yıldan fazla Türkiye coğrafyasında çiftçilere hizmet götüren ve ihracat unsurları da kalemleri de olan son derece Türkiye pazarına hitap eden bir firma. Biz biliyorsunuz aşağı yukarı 10 yıldan belli mevcut bazı modellerin üretimini yapıyoruz. Evet. Yakından takip ettiğin gibi işte 240, 255 ve 260 tek çeker ve çift çeker versiyonlarıyla birlikte biz bunların zaten Türkiye'de üretimini yapıyorduk. Ama temel konsept itibariyle Türkiye'de pazara hitap edemediğimiz, tarla segmenti diye nitelendirdiğimiz, bu pazara bir türlü açılım gösteremediğimiz bir ürün segmenti bizde açıktı. Bunu tamamlamak adına işte Phantom serisiyle bunu tamamladık. 3000 serisiyle birlikte. Bundan sonraki süreç bizde nasıl işleyecek? Şu anda standımızda yer alan, dediğim gibi az önce belirttiğim gibi 3075, 3085, 3095, 3105'e ilave olarak belli bir süre sonra bu 4 segmente münasır 4 de kabinsiz, aynı serinin kabinsiz versiyonlarını piyasaya sunmayı planladık. Göz önünde bulunduruyoruz. Bununla birlikte kabinli ve kabinsiz versiyonlarıyla birlikte 8 tarla tipi ana versiyonlu modelimiz standımızda ve Türk çiftçisine hitap edecek düzeyde olmuş olacak. Peki İlken Bey, şunu da sormadan geçemeyeceğim. 2018'in sonlarına doğru tarım açısından sıkıntılı günler geçti. 2019'dayız. Daha güzel günler göreceğiz diye ümit ediyorum inşallah. Peki bu süreçte, yani bu sıkıntılı süreçte diyeyim, yeni lansmanlar yaptınız, yeni traktörler piyasaya sürdünüz. Bu süreç nasıldı? Nasıl ilerledi acaba? Ya şöyle, biz bunun timing olarak aslında evet maalesef kötü bir döneme denk geldiğinin farkındayız. Ama yıllardır insanların arayıp beklediği bir ürün gamının hani gururunu yaşıyoruz. Şimdi dediğim gibi evet, ekonomik portföy olarak çiftçiliğin zor bir dönemi ve aynı zamanda sektörün zor bir döneminin içerisinde olduğumuzun farkındayız. Burada aslında çıkarım yapılması gereken ana husus şu. Firma bu ürüne ve piyasa şartlarındaki çiftçinin genel kanaatine o kadar inanıyor ve güveniyor ki evet, şu dönemde yatırımın önünü kesmekten ziyade daha çok yatırıma yöneliyor. Yani bu demek ki biz piyasaya inanıyoruz, ürünümüze inanıyoruz ve dediğim gibi insanların bu noktadaki beklentilerine inanıyoruz. Yani bu önemli bir versiyon, konu. Bununla birlikte maalesef doğru her sene bir sonraki seneyi aratır noktaya geldi. Ben genelde yayınlarınızda halk tabirini kullanmayı seviyorum. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Açın karnını yarmışlar, 40 yeni sene çıkmış. Evet. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın. İnşallah temenni ediyoruz, ümit ediyoruz. Tabii 2019 güzel bir yıl geçsin, 2020 güzel bir yıl geçsin. Önümüzde bir de seçim atmosferi var. Bu seçimle birlikte süreci doğru toparlayıp toparlamama noktasında insanlar da biraz tedirgin yaklaşıyorlar, tedirgin bir pozisyondalar. Sürecin daha sağlıklı toparlanmasını bekliyorlar. Sürecin toparlanmasıyla birlikte yapılacak konu, hani bu seçim arifesini atlattıktan sonra sağlıklı bir şekilde toparlanacak nokta, süreci çok daha sağlıklı bir noktaya evirmek kısmında olacak. İnşallah temenni ettiğiniz gibi olur. 2019-2020 daha güzel günler görürüz. Hem Türk çiftçisi açısından hem Türk tarımı açısından ilerleyen, ya gitgide yükselen bir performans görmek. Ya Türkiye yani üretme potansiyeli dünyada en verimli olan topraklara sahip. Bunu hep söylüyoruz. Ama bunu bir türlü piyasaya yansıtamıyoruz. İnsanlar daha çok üretim yapsın, daha çok katma değer üretsinler. Bunlar önemli konular. Dediğim gibi bakanlık bünyesinde ve sektör tabii ki umarım bu handikapı bir an önce üzerinden atlatarak piyasanın gerekli anlam ve önemini daha çabuk yakalar diye düşünüyorum. Peki İlken Bey, 4 segmentte lansmanlarınızı yaptınız. Bu traktörlerin biraz da teknik genel özelliklerini kısaca değinmek isterim. Yani neler değişti traktörümüzde veya ne gibi ilaveler eklendi? Ya şimdi projenin bırakıldığı tarih itibariyle baktığınız zaman bundan 15-20 yıl önceki motor versiyon ve seçenek olarak baktığınızda kullanılan Euro motor vardı. Evet. Şu anda bizim 3000 serisinde piyasaya sunduğumuz tabii ki doğal itibariyle Euro 3 motor. Gene motor kalibrasyonu olarak baktığınızda turbo interkol özelliği olan bir motorumuz var. Kabin klima seçeneği mevcut olduğu gibi hali hazırda lift otomatiği özelliğimiz var. Onun akabinde de insanlarımızın geçmişte bıraktığı serinin orijin olarak birebir aynısı. Yani şanzıman vesaire seçeneği olarak. Burada da arayış noktası tamamıyla insanların hani beklenti kısmındaki şuydu. Hani motor ne kullanılacak noktasıydı. Evet. Biz burada bu Phantom 3000 serisinde de motor seçeneğini birebir Alman Deus motor kullanmak kaydıyla o geleneğin devamını, sürekliliğini sağladık. Dediğim gibi aldığımız olumlu eleştiriler, yaptığımız görüşmeler doğru bir yolda olduğumuzu bize hissettirdi. İyi ki de Konya'ya gelmişiz yani. İyi ki gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Buradan da değerli izleyenlere, Konya Fuarı'na katılmak isteyenlere dışarıda holdesiniz, açık holdesiniz evet, sanırım. Evet. Fuaye alanındasınız. Hı hı. İnşallah herkes çay içmeye, ziyaret etmeye ve yeni segmentteki Phantom serisini bir nebze de olsa görmeye gelirler diye ümit ediyorum. Kesinlikle bu duygulara katılıyorum. Artı boyacı küpü gibi sok çıkart traktör tabii ki olmuyor. Evet. Ama bunun haricinde evet mühendislik aşamasında biz bunu yaptık. Ancak insanların bu sürece bilinçli katkılarını da bekliyoruz. Değerli katkılarını da bekliyoruz. O yüzden bu projeye hani çiftçilerin çorbada benim de tuzum olsun mantığındaki o değerli katkılarını önemsediğimiz için sağ olsun standımızda işte o kanaatleri toparlamak açısından bir bilgi formlarımız var. Aynı kanaatteyim. Çayımız, kahvemiz, ekmeğimiz, çorbamız var. İnsanları bekliyoruz. İnşallah. Peki değerlendirmek gerekirse geçmişi konuştuk 2018-2019. Bugünü, fuarı bir kez daha böyle neler bekliyor dediğinizi ve gelecekte bizi daha neler bekleyeceğini ve son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyim? Ya şöyle bu aslında günlerce konuşulacak projeler hakkında temel konulardan bir tanesi. Ya bu tarım sektörünü çiftçisiyle, üreticisiyle, sanayicisiyle aslında hepimiz aynı gemideyiz. Tabii ki verimli bir süreç geçirmek istiyoruz sektör olarak hepimiz. Zor bir süreçten geçtiğimizin de farkındayız. Ama bu süreci sağlıklı tamamlamak açısından hepimizin birbirine daha sıkı tutunması gerektiğini düşünüyorum. Haklısınız. Bu süreç böyle geçecek. Evet, önümüzde aşılması gereken ciddi problemler var. Temel itibariyle çiftçinin ürettiği çok değerinde maalesef satılamıyor. Bunun da geri dönüşü biraz zor oluyor. Hani bunun en mantıklı açıklamasını kul kuldan, kul Allah'tan misali. Yani insanlar ürettiğini değerinde satacaklar ki bu arz ve talep dengesini doğru orantılı karşılayabilsin. Ya bunlar tabii ki temenni, iyi niyetler. Evet. Ama piyasanın ne getirip ne götüreceğini dediğim gibi yakın tarihte hepimiz göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ama ben bu kanaatimi Bursa Tarım Fuarı'nda da dile getirmiştim. Ve aynısını tekrarlıyorum. Gerçekten zaruri bir ihtiyaç varsa, temelinde samimi söylüyorum bir ihtiyaç varsa, ürün alıp değiştirmek için en doğru bir zamanlama sürecinden geçiyoruz. Bunu çiftçilerimizin doğru okuması gerekiyor, doğru değerlendirmesi gerekiyor. Onların da sektörde katkılarını esirgememesi gerekiyor ihtiyaç doğrultusunda. Böyle baktığınız zaman dediğim gibi süreci biz el ele birlikte bu süreci atlatabileceğimi düşünüyorum. Düşünüyoruz daha doğrusu. Bununla birlikte sektörün genel kanaatlerinin bu olduğunu düşünüyorum. Ortak kaygılarımızla, başarılarımızla ya da başarısızlıklarımızla birlikte bu süreci dediğim gibi el ele hep birlikte toparlayıp atlatacağız. Yani kısaca bir toparlamak gerekirse, eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin. Çiftçilerimiz kendi kabuğuna kapanmamalı. Daha çok dolaşmalı, daha çok bilgilenmeli ve teknolojiye ayak uydurmalı. Yani babadan kalma, dededen kalma, atadan kalma artık bütün yöntemleri bir köşeye bırakıp yeni nesile sosyal medya olsun, işte TV kanalları olsun ve diğer mecralarda daima yönlenmeli ve yeni arayışlar içine girmeli çiftçimiz. Yani bunu muhakkak kaçınılmaz bir son sanırım bu. Ya bu evet çok doğru bir tespit. Buna katılıyorum ama kendi içerisinde parametreleri var. Ne gibi? Ya bilinçli bir tüketim toplumu olalım. Evet, değişime ayak uyduralım, revizyona ayak uyduralım. Ama bu revizyonla birlikte doğru değişim süreçlerini yakalayalım. Yani bilinçli tüketiciden kastım şu. Hani bunu kalkıp da ihtiyaç doğrultusunda temel ihtiyacınız gerçekten varsa ürününüzü tabii ki değiştirin. Evet. Ama bu değişim sürecini ya da ürün satın alma sürecini de mantıksız değerlendirerek bir satın alma şımarıklığına da çevirmemek lazım. Yani haklısın, realite neyse onun üzerinde durmak lazım. Çünkü dediğim gibi çiftçi o parayı kolay kazanmıyor. 60 derece sıcağın altında, yeri geliyor 5 derece soğuğun çamurun içinde altında, belki. Çamurun içinde. O ürettiği katma değerin, alın terinin hakkını gerçekten doğru noktalara sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra değişim zaten sektörümüzde açık. Ama temelin doğru söylüyorsun. Yani şu açıdan çiftçi bu tür fuarlara katılımını, emeğini, yıllardır süregelen tecrübesini bizlerden esirgemesin. Bizle birlikte çözüm ortağı olmaya devam etsin. Her süreçte biz onları yanımızda görmekten mutluyuz. Ne kadar çok insan katılım gösterirse hepimizin standına, evet, yani fuar itibariyle ne kadar çok insan katılım gösterirse biz bundan mutluluk oluruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yoğun bir gündem sizi bekliyor. Evet. Vakit ayırıp buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Çiftçi TV stand alanımızda canlı yayınlarımız devam edecek. Şimdi bir öğle arası ama mutlaka kaçırmamanız gereken bir programla birlikteyiz. Doğan Başaran'ın sunumuyla Konya 2019 Tarım Fuarı'nda yeni lansmanı yapılmış traktörler ve sektörün öncü traktörleriyle birlikte bir programımız var. Programdan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.